Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kelimenin manasını sormak istiyoruz. Daha doğrusu bu ne demektir? Yani anlayış olarak da bunun manasını merak ediyoruz. İsraf kelimesi. Şimdi tabii kime sorsak az buçuk bir şeyler söyler israfla ilgili olarak. Yani israf etmek, ne bileyim, malı çarçur etmek. Efendim bugün işte ekmekleri israf ediyoruz, çöpe atıyoruz falan der. Bu kadar mıdır yani israfın manası? Daha bilmemiz gereken başka şeyler var mıdır? Şimdi İslam alimleri anlatırken önce bir tanımını yapmışlar. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mubah olan işlerine faydalı olmayacak şekilde sarf etmektir. Geniş anlamı itibariyle. Mesela harama harcamak, o da israftır. Hem haram işliyorsun hem de oraya harcadığın için israf olmaktan. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Firavun'u kötülerken o tanrılık iddia ettiği diye kötülemiyor. İsraf edenlerden diye kötülüyor. İsraf edenlerden. Bunu daha açık bir şekilde, bizim anlayacağımız bir şekilde İslam alimleri genişletmişler, kitaplarda açmışlar. Şimdi ekmek diyorsun. Değil mi? Efendim undan oluyor. Un da buğdaydan oluyor. Buğday da bir çiftçi tarlaya ekiyor. Biçiyor. Mahsulü alıyor. Un fabrikalarına gidiyor. Un fabrikalarında bir sürü işçi çalışıyor. Oradan un haline geliyor. Fırınlara geliyor. Fırında da bir sürü işçiler çalışıyor. İşte bakkallara, marketlere geliyor. Ve sen oradan alıyorsun. Yani yüzlerce, binlerce kişinin orada emeği var. Çiftçi buğdayı tarlaya ektiği zaman yağmuru gönderen, azotu oraya indiren ve hani rızık gökten geliyor. Hani geçenlerde bir sormuştunuz da, evet. O azot, o bitkilerin şeylerin yapı taşı. O olmazsa olmaz. Kendiliğinden gelip onlarla birleşmiyormuş. Havada şimşeklerin çakması onu parçalıyor. Yağmur tamlalarıyla birleşiyor, kar taneleriyle birleşiyor, toprağa iniyor. Ondan sonra da o azattan da işte nebatlar, bitkiler meydana geliyor diye anlatılıyor kitaplarda. Şimdi Cenab-ı Hak onun yetişmesi için lazım olan her şeyi gönderiyor. Toprağı yaratmış her şeyden önce. Yağmuru gönderiyor. Bütün bunlara karşı sen yağmur attım dedin. Kime karşı yaptın sen bunu? Bak, bu kadar çalışan, emek vereni çöpe attın. Ondan sonra esas nimeti gönderen Allah-u Teala'ya tavırlı oldun. Sen böyle bir şey yaratmışsın ama ben beğenmedim ya. Ne biçim şeymiş bu böyle falan demektir o. Yok ya, öyle demiyor mu? Böyle diyorsun. Ve parasını veriyorum. Parasını versen de israf. Ancak bir şekilde kurtarır. Hani yiyecekse bu. Hayvanlar yiyorsa israf olmaz. Veya fakir fukara, aç olanlara veriyorsan. Veya fakir fukara gönderiyorsan o israf olmaz. Yiyecekleri de aynı şekilde. Yani fakirlere, gariplere veriyorsan hani durumun iyidir. Artık ben bu elbiseyi giymeyeceğim. Hani onu götürüyorsun, fakire veriyorsun. O giyiyor, israf olmaz o zaman. Yenisini alabilirsin. Ona izin verilmiş, ruhsat verilmiş. Ama ya bu işte iki defa giydim, bir daha giymeme. Yakın bunu. Ya işte bu yemekleri falan dökün çöpe. Atın gitsin. Parasını verdi, kimseye de yedirtmeyin falan. Bunlar hepsi israftır. Bunları veren Allah-u Teala bunun hesabını soracaktır. Allah-u Teala bunun hesabını soracaktır. Mesela malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekinin helak olması, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmektir ki bunların hepsi israf olmaktır. Hepsi israf olmaktadır. Herkese bilinmeyen, hatırlatılması lazım olan israflar da var. İsraflar da vardır. Mesela meyve ve ekin toplandıktan sonra bunları iyi saklamayıp kendiliklerinden bozulmaları veya nem alarak çürümeleri veya kurt, güve, fare, karınca ve benzeri canlıların yemeleri hep israftır. Ekmek, et, et suyu, peynir gibi gıdaların ve hurma, karpuz, soğan gibi meyvelerin ve kuru incir, kuru üzüm, zerdali gibi kuru meyvelerin
ve buğday, arpa, mercimek gibi hububatın ve elbise, kumaş, kitap gibi eşyanın böylece israf edildikleri çok görülmektedir. Yemek artıklarını dökmek, çatalı, kaşığı, tabağı, tası, ekmekle veya parmakla sıyırıp yemeden önce kapları ve parmakları yıkamak ve silmek israftır. Onun için bir Müslüman yeme içme adabını öğrenmesi lazım. Bilerek aynı şekilde yemek kabında yemek bırakıyor. Halbuki onu bitireceksin, bir de ekmekte de aynı şekilde onu sıyıracaksın. Bırakmayacaksın. Hatta biz İstanbul Fatih'te otururken orada bir lokanta sahibi, ben demiş işte Türkiye Gazetesi'nde TGRT çalışanları bilirim demiş. Allah Allah, nasıl bilirsin demiş. Onlar demiş yeme içme adabını çok iyi biliyorlar. Geldikleri zaman ben dikkat ederim. Onlar demiş yemeği yedikten sonra demiş ekmekle de demiş o tabağı sıyırıyorlar. Hatta bizim demiş garsonlar bazen onlar yıkanmış diye yıkanmışların arasına koyuyorlar diye. Yıkanmışlar diye arasına koyuyorlar. Tertemiz ediyorlar. Tertemiz hale getiriyorlar. E şimdi öyle yapmak gerekir. Ne olacakmış canım, parasını verdik yenir miymiş canım falan filan. Efendim ben yemeyeceğim. Yiyeceğin kadar ol o zaman arkadaş. Evde de olsa böyle, iş yerinde de olsa da böyle. Benim hakkım o. Hakkın da çöpe atma hakkın değil onun. O öyle bir hak yok. Bir de şey var, yemeği tabakta bırakmayı medeniyet olarak görenler. Ha, ya tam, da tamamını yiyince böyle görgüsüzlük olarak görenler. Tam gericilik yani. Tam görgüsüzlük daha doğrusu. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz buyuruyor. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Kime ne, faturayı ben ödüyorum diyor. Halbuki bu odada iş yapmıyorsun, elektrik burada yanıp duruyor. Halbuki çıkarken onu söndürmen lazım. Söndürmen lazım. Geldiğinde lazım olunca. Geldiğinde lazım olunca. İsraftır. Hesabı sorulacak mı? Parasını ödesen de sorulacak bunun. Abdeste ve gusülde suyu sünnet olandan fazla kullanmak da israftır buyuruyor. Doyduktan sonra yemek israftır. Yalnız misafir utanmasın diye ev sahibinin fazla yemesi ve orucu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Sofrada yemek çeşidinin lüzumu yokken arttırmak da israftır. Lüzumu yokken. Ekmeğin pişkin yerini ve içini yiyip kenar ve kabuklarını atmak israftır. Bırakılan kısımları başkası veya hayvan yerse israf olmaz. Şimdi Saadet-i Beliye kitabında da uzun uzun anlatılmış. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin Kimya-i Saadet ve İhya kitabından alınarak uzun uzun bildirilmiş. Dolayısıyla efendim bana ne ya, ben parasını veriyorum ya falan. Aa öyle değil o. O öyle değil o. Bunların hepsi emanettir. Emanet de emaneti verenin bildirdiği kurallar çerçevesinde kullanılır. Ve bir de kitaplarda bir ifade geçiyor. Bunlar nimet mi? Nimet. Allah-u Teala verdiği nimetlerin kıymetini bilinirse o nimetleri o kişiye arttırırmış. Veya kişilere arttırırmış. Eğer onlar o nimetin kadir ve kıymetini bilmezlerse Allah-u Teala elleri daralmış. Sûre-i İbrahim'in 7. ayet-i kerimesinde geçiyor bu meal olarak. Hatta acı azap ederim buyuruyor. Ne olur peki kıymetini bilmezse? Kıymetini bilmezse açlıkla imtihan eder. Ve bugün yeryüzünde yok mu? Var. Yeryüzünde var. Allah-u Teala'nın emrine uyup çalışmıyor. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmiyor. Peki efendim kafirlerden de var böyle. Ama Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde çalışıyor. Yan gelip yatmıyor. Çalışınca da Allah-u Teala ona da veriyor. Orada ayrım yapmıyor. Güneş herkese doğar. Ay herkese doğar. Yağmur her tarafa yağar. Ama çalışıp çalışmamak çalışana veririm buyuruyor Cenab-ı Hak. İster iman etsin, ister inkar etsin. Hepsine ayrım yapmadan veriyor. Bu nimetlerin de kadir ve kıymeti bilinirse, verdiği nimetlerin ister kafir olsun, ister Müslüman olsun. Ve o nimetleri onun elinden almaz. Onun elinden. Musa Aleyhisselam Firavun'un suda boğulmasını Allah-u Teala'dan talep edince Allah-u Teala buyuruyor ki duanı kabul ettim. Ama diyor şu anda o fakir kullarıma yemek ikram ediyor. O buna devam etti müddetçe suda boğulmam buyuruyor. Kafir olduğu halde, Tanrı'nın ilan ettiği halde. Onun için Allah-u Teala israf edenlerden eylemesin bizleri. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyicilerimiz, bugün de israfla ilgili bazı bilgiler verdi Osman hocamız. Bir başka programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu, kulun günahı göklere kadar yükselse, tövbe ederse affederim. Allahü Teala kullarına, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. Kim Allah'ın dininde ilim sahibi olursa, Allahü Teala onun sıkıntılarını yok eder ve ummadığı yerden rızıklandırır. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Hak'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Çok meşgul ol Kur'an ile, seherlerde figan ile, son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Aciz kulun sana silinmiyor kalpten pasın, gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'si. Gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'siz. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Allahü Teala'nın her işinde şeriki, ortağı yoktur. Her varlığın hâlıkı, bârisi, musavviri yalnız odur. Yaratmak, yoktan var etmektir. Maddeyi, elemanı yok iken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela, insanı nutfeden, cinni ateş alevinden yarattı. Mehalindeki ayet-i kerime, böyle olduğunu bildirmektedir. Yerler, gökler, bugün bildiğimiz 105 basit cisim, eleman yok idi. Bunların hepsini sonradan var etti. Elemanları, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek, parçalayarak milyonlarla uzvi organik ve inorganik cisimler meydana getirmekte, yani yaratmaktadır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, her şeyi bir sebep, bir vasıta ile yaratmaktadır. Sebepleri yapan, var eden, bunlarda aktiflik, tesir kuvveti yaratan da odur. Cisimlerin fizik ve kimya özellikleri, fizik, kimya, biyoloji olayları, reaksiyonları, onun yarattığı sebeplerdir. Elektrik, ısı, mekanik, ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır.
Bu sebepleri cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi insan aklını, insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Yaratıcı yalnız Allahü Teâlâ'dır. Allah'tan başkasına her ne maksatla olursa olsun yaratıcı demek küfürdür. Bir gibi vasiyetnamesinde bir kimse rızk Allah'tandır fakat kulun da hareket etmesi lazımdır dese kâfir olur. Çünkü hareket de Allah'tandır yazıyor. Yani hareketi ve işi insan yaratıyor diyen kâfir olur. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri Hucetül Baliga'da diyor ki: Hakikatte Halik ve Razık Allahü Teâlâ'dır. İnsana Halik veya Razık demek ilhattır. İnsanın sıfat-ı asliyesi acz ve iftikardır. Hak Teâlâ'nın sıfat-ı zatiyesi kudret ve gınadır. İnsanlara yarattı, yaratıcı dememeli. Allahü Teâlâ'ya mahsus olan Halik ismini kimse için kullanmamalı ve at takmamalıdır. Allahü Teâlâ'dan başkasına yarattı demek çok tehlikelidir. Her şeyi yaratan yalnız Allahü Teâlâ'dır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Fakat Allahü Teâlâ'nın adeti şöyledir ki her şeyi sebeplerle yaratmaktadır. Böylece madde alemine ve sosyal hayata düzen vermektedir. Eshab-ı Kehf. Bu bölümümüzde Cenab-ı Hakk'a olan doğru imanlarını ve itikatlarını korumak için hicret edip çok büyük manevi derecelere kavuşan gençlerden söz edeceğiz. Zaman İsa aleyhisselam'dan hemen sonra. Söz konusu gençlerin olduğu ülke ise Roma İmparatorluğu'dur. Bu gençler Roma'nın geleceği olarak görülen seçkin elit kitlenin çocuklarıdır. Ve Roma İmparatoru Dokyanus tarafından her biri büyük görevlere atanmak üzere eğitim görmektedirler. Onlar her türlü bolluk ve rahatlık içinde yaşayan ayrıcalıklı gençlerdir. Fakat Dokyanus putperestliğini ve ilahlığını ilan edince bu gençler gizlice ibadetlerine devam ederler. Onlar İsa aleyhisselamla gelen ve daha bozulmamış olan hak dine inanırlar tüm yürekleriyle. Gönülleri İsa aleyhisselamın müjdelediği ve ne zaman geleceğini bilmedikleri fakat hücreleriyle kavuşmak istedikleri bütün peygamberlerin müjdesi olan Muhammed aleyhisselamı özler. Ve onun zamanına kavuşabilmek arzusu bir büyük aşk olur mübarek kalplerinde. Dokyanus, Firavun gibi hem kendi ilahlığını ilan etmiş hem de putperestliği geçerli tek resmi din olarak dayatmıştır. Ve bu zalim imparator, putperestliği kabul etmeyen müminleri türlü işkencelerle öldürmekten çekinmez. Bir gün, her nasılsa birisi, isimleri Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş denilen bu altı genci ibadet ederken yakalar ve İmparator Dokyanus'un huzuruna çıkartır. Dokyanus buna çok kızar ve onlara hakaretler ederek tehditler savurur. Fakat o mümin gençler, Cenab-ı Hakk'ın verdiği cesaret ve iman kuvvetiyle korkusuz bir şekilde inandıkları hakikati haykırırlar. Allahü Teala bu hususta Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 14. ayette şöyle buyurmaktadır: Onların kalplerine metanet verdik. O yiğitler kralın karşısında ayağa kalkıp bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasını ilah edinmeyiz, dediler. İmparator, bu mümin gençleri zindana attırır ve süre verir, inançlarından dönmeleri için. Gençler, imanları uğruna ölümü hiçe saymakta, fakat
İsa aleyhisselamın müjdelediği peygambere kavuşmak istemektedirler. Bir yolunu bulup kaçarlar zindandan. Dahası, dinlerini korumak için hicret etme şerefine ererler. İmparator Dokyanus, gençlerin babalarını sorguya çekince, gittikleri istikameti öğrenir. Mü'min gençler, peşlerinde Roma birlikleri olduğu halde, epey bir zaman, yarı aç, yarı susuz, dağlar, tepeler aşarlar. Mecallerinin tükendiğini hissettikleri bir anda, bir çobana rastlarlar. Çoban, onların karnını doyurur önce. Sonra, bu ne hal diye sorar. Gençler, Allahü Teala'ya inandıklarını, imparatorun zulmünden ve küfür dolu bir toplumdan kaçtıklarını söyleyince, adı Kefeş'te Tayyuş olan çoban da putlara inanmadığını, onlar gibi düşündüğünü söyler. Ve köpeği Kıtmir'le onlara katılır. Uzunca bir zaman yol alırlar. İmparator Dokyanus, hazırladığı birliğe kendi kumanda etmekte, hem kendi ilahlığını, hem putlarını inkar eden bu gençleri, Roma için büyük tehdit olarak görmektedir. Ve kararlı bir şekilde sürdürür takibini. Onlar, Tarsus'un 15 kilometre kuzeybatısındaki mağaraya sığınırlar. Mağarada, ibadete vermişken kendilerini, birkaç gün sonra İmparator Dokyanus, usta iz sürücüleriyle Eshab-ı Kehf'i saklandıkları mağarada bulur. Fakat Cenab-ı Hak, Eshab-ı Kehf'i zalim Roma imparatorundan ve askerlerinden muhafaza eder. Dokyanus, taşlaşmış kalbiyle bunların hak din üzere olduklarını ve korunduklarını anlamaz. Daha bir bilenerek, gençlerin ölmesi için mağaranın ağzını çok büyük kayalarla kapatır. Gençler, Cenab-ı Hakk'a tevekkül eder ve yorgunluğun verdiği halsizlikle uyurlar. İslam ahlakı. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Kâfir olarak ölen kimse, kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi, her gün bir kere, "Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum, beni affet" diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken, bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı, yobaz denir. İslam alimi İnsanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz, insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası,
Estağfirullahel azim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh'dir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yine Gülhane Parkı'nın hemen girişinin karşısındaki Zeynep Sultan Camii'nin civarından bir iki tarihi eseri tanıtmaya çalışacağım. Arkamda gördüğünüz yapı Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yani Sultan Abdülaziz Han'dan sonra askeri rüştiye olan kitabesinde mektebedi Rüştiye'yi askeriye yazıyor. Rüştiye demek bir zamanlar vardı ortaokul ayarı demektir. Yani Sıbyan Mektebi'nin üstü Osmanlı'nın son döneminde rüştiye olmuştur. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde ise bunlar tetinme mektepleriydi. Ortaokulla lise beraber yani medrese öncesindeki son eğitim. Evvela Sıbyan Mektebi, sonra tetinme mektepleri. Ondan sonra medreseydi. Daha sonraki dönemlerde bu ikiye bölünmüş rüştiye ve sonra da idadi denmiş. Ondan sonra da medrese denmiş. Medreselerdeki fen bilgileri de kaldırılınca bunlar din mektebi oldu. Din adamlarına zaten böyle bir fen bilgilerine ihtiyaç yok diye hepsini kaldırmışlar. Daha sonra da Cumhuriyet'le beraber medreselerde başka bir eğitim sistemi haline getirildi, dönüştürüldü. Şimdi bu binanın aslı böyle Gülhane'ye bu kadar yakın yapılmasının sebebi Topkapı Sarayı'nın terzilik işlerini yapan ustalar burada bulunurdu. Yani terziler ocağıydı burası. Uzun süre ta ki Topkapı Sarayı devletin idare merkezi olmaktan çıkıp da Dolmabahçe Sarayı'ndan devlet idare edilmeye başlayınca işte burası da askeri rüştiye haline getirildi. Şu anda da çocuk mahkemesi olarak hizmet vermektedir devletimize. Şimdi buradan Gülhane Parkı'nın yani Osmanlı zamanındaki bahçesinin giriş kapısının önüne gidelim. Orada sizlere söyleyeceklerim var. Gülhane Parkı'nın giriş kapılarının önündeyiz. Eskiden iki tane giriş kapısı vardı. Daha sonraki senelerde bir üçüncü kapı meydana çıktı. Eskiden olan iki kapı aslında Gülhane Parkı'nın kapısı değildi. Duvarı bozarak tuğlalarla da kemer yapmak suretiyle sonradan açılan iki kapı senelerce kullanıldı. Bundan 8-10 sene önce de ortadaki esas orijinal kapısı meydana çıktı. O tuğlayla örülü hale getirilmiş, yanlara iki kapı açılmış, duvarın da dengesi biraz bozulmuş idi. Daha sonra takviyeler yapıldı. Şimdi orijinal kapının girerken hemen solunda bir çeşme var. Bu çeşme Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı bir çeşmedir. Tarih itibariyle de 1892'lere geliyor. Yani ilk padişahlık yıllarından demek ki 16 sene kadar bir zaman geçmiş. Padişahlığa iyice artık ısınmış. Yani idareyi ele almış. Mithat Paşa'nın sıkıntılarından başını kurtarabilmiş. Ve Gülhane Parkı'nın hemen girişine böyle güzel sanatkarına bir çeşme yapmış. Ama görüldüğü gibi buraları kırılmış, bir şeyler yapmış, ilave yapılmış, mermer de delik delinmek suretiyle bir parça konmuş. O parça da zaman içinde düşmüş. Üzerinde kitabesi var. Burada Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerimenin bir bölümü Elma-i külli şeyin Estağfirullah yazılmış. Yukarıda bunun hikayesi anlatılıyor, inşa hikayesi. Daha yukarıda da esas bizim için önemli olan El Gazi Es-Sultan Abdülhamit Han Sani Efendimiz Hazretleri'nin emriyle yapılmıştır şeklinde bir güzel yazı örneği var. Sade ve güzel yazı örneği var. Bu çeşmeyi de sizlere tanıttıktan sonra bu kapının adı ne? Yani orijinal kapı meydana çıkarıldı diyoruz. Topkapı Sarayı'nda
Sarayı'ndan devlet idare edilirken bu kapının adı neydi? Bu surların üzerinde 16 tane kapı vardı efendim. Topkapı Sarayı'nı çevreleyen surların üzerinde 16 tane kapı vardı. 5 kilometre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde, yer yer 2,5 metreye kadar kalınlıkları çıkan normal duvarlar. Ama kulelerin olduğu yerde bu duvarlar daha da kalınlaşabiliyor idi. Soğuk Çeşme Kapısı'nın Osmanlı tarihindeki özelliği şu. Hemen yanında da bir Soğuk Çeşme Sokağı var. Tabii orada da bir sürü binalar gelmiş duvarlara yapıştırılmış. Topkapı Sarayı'nın duvarlarının maalesef yarıya yakını halen işgalden kurtarılamadı. Kültür Bakanlığımızın bu konudaki çalışmalarını, gayretlerini bendeniz yakinen biliyorum. Efendim, hakikaten takdirden aciziz ama gönül ister ki çabucak diğer işgal edenlerin de bu duvarlardan, yapışık olduğu yerlerden ayrılmaları, kurtarılmaları gerekir diye düşünüyorum. Osmanlı'nın devlet idaresi Topkapı Sarayı'ndan yapılırken haftada 5 gün divan toplantısı, yani bakanlar kurulu toplantısı olurdu. Bu divan toplantısına vezirler gelirdi ve padişah başkanlık eder. Efendim, sadrazam da işte padişahın yanında bulunurdu. Daha sonra Fatih döneminde, ilk yapıldığı yıllara denk geliyor. Fatih döneminde bir hadise üzerine padişahlar artık padişah Fatih katılmadı. Ondan sonra da padişahlar divan toplantılarına direkt olarak katılmadılar. Ama toplantıları seyrettiler, dinlediler, bir pencereden dinlediler. Kararlara katılmadıklarını da zaman zaman işaretlerle bildirdiler. İşte o zamanlar divan toplantısına sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Sadrazamlar divan toplantısına bu kapıdan giderlerdi. Soğuk Çeşme Kapısı'ndan girerlerdi. Önünde mehteri olurdu kendinin. Kapı kulu askerleri olurdu. Mehter çala çala ta Babüsselam'ın önüne kadar giderdi. Peki diğer divan üyeleri, onlar Ayasofya'da sabah namazını kılarlar. 3. Ahmet Çeşmesi'nin olduğu yerde dizililer. Babüssade ağasının yol göstermesiyle beraber içeriye girerler. Divanda yerlerini alırlar. En son sadrazam geldiğinde herkes kalkar onu selamlar, hürmetini gösterirdi. İşte onun için bu kapı Osmanlı Başbakanı'nın devamlı gelip geçtiği, toplantılara gittiği protokol kapısı idi. E peki başbakanlık makamı neresiydi? Öyle ya, şimdi arıyoruz ya efendim başbakanlık makamı, bakan makamı falan. Şimdi konut falan da diyorlar bazı yerlerde. Efendim her başbakanın, her sadrazam olanın kendi konağı makamıydı işte. Evet, ayrıca bir hükümet düzeni yoktu yani. Daha sonraki dönemlerde Osmanlı'nın sonlarına doğru hükümet düzeni kuruldu. İşte bugün İstanbul Valiliği'nin işgal ettiği alanda Bab-ı Ali denilen, yüksek kapı denilen, yani yüksek kapı derken yüksek makam anlamına kapı. Kapısı çok yüksek değil. Evet. Ora bugün tabii valiliğin işgalinde olduğu için biz o kapıyı çekip de sizlere gösteremedik. Buradan Gülhane Parkı'nın içine girelim. Gülhane Parkı'nda cereyan eden Gülhane Hattı Hümayunu'nun efendim okunma hikayesini de aşağıda sizlere, yani iç kısımda anlatmaya çalışacağım. Şu anda Gülhane Parkı'nın giriş kısmındayız. Yaya ziyaretçilerin zaten araç trafiği burada pek olmaması lazım. Özel ancak müsaadeyle araçlar geçebiliyorlar. O da bir yere kadar, ondan sonra araç yolu devam etmiyor. Eskisi gibi buradan gir de Sarayburnu'ndan çık, ona müsaade edilmiyor. Şimdi tabii buradaki halkın eskiden girişi biletle olurdu, ücretle olurdu. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığı sağ olsun bu ücreti de kaldırmış. Buraya can isteyen geliyor, giriyor, geziyor. Gölgeliklerde gölgeleniyor, ondan sonra da gidiyor. Efendim burası 2. Mahmut Han'ın vefatıyla beraber başa geçen Sultan Abdülmecit Han zamanında dünyaca çok meşhur oldu bu bahçe, bu park. Niye meşhur oldu? Çünkü burada Gülhane Hattı Hümayunu milletler arası böyle bir toplantı gibi bir törende okundu. Mustafa Reşit Paşa Dışişleri Bakanı idi. Bu Gülhane Hattı Hümayunu uzun seneler çalışarak hazırladı. Hatta bir rivayette kendisi İngiltere'de elçi iken İngiliz Veliaht Prensi ile uzun uzun özel görüşmeler yaparak
bu işin çatısını, iskeletini orada hazırladı. Sonra da burada bu fermanı okudu. Bu fermanın okunuşunda İngiliz Veliaht Prensi törende hazır bulundu. Başka devletlerden de üst kademeden kral veya işte başbakan gibi kimseler de gelip katıldılar. Hasreten davet edildiler. Yani yabancı devletlerin ileri gelenlerinin bu törende bulunmasını Mustafa Reşit Paşa hasreten istedi. Neden? Çünkü Gülhane Hattı Hümayun'unda Osmanlı halkına çeşitli haklar tanınıyor idi. Ana fikir, temel mesele bu idi. Ancak burada tanınan o hakların görülüyordu ki hemen hepsi gayrimüslim tebaanın olmayan haklarının verilmesi şeklindeydi. Yani Osmanlı Devleti hudutları içindeki Müslüman olmayan veya gayri Türk olan kimselere de yeni haklar tanıma törenini yapıyordu. Onun vaadini yapıyordu. Ola ki padişah şimdi 16 yaşında bu gençliğiyle beraber bize peki dedi. Bugün bu fermanı yayınlar ama yarın öbür gün bundan vazgeçer. Aa olmaz bu milli birliğimize şöyle sıkıntı olur böyle sıkıntı olur meseleleri söylenmesin diye. Yabancı devlet adamlarını bir manada şahit tutma şeklindeydi. Bunun riskini bilen Mustafa Reşit Paşa sabahleyin evinden çıkarken çoluk çocuğuyla hepsiyle teker teker helallaştı. Belki akşama dönemeyebilirim dedi. Evet, böyle bir devrim niteliğinde bir Gülhane Hattı Hümayunu idi. Zaten bu Gülhane Hattı Hümayun'dan sonra Osmanlı'daki Ermenilerin ayrı bir devlet kurabilme çalışmaları biraz daha su yüzüne çıktı. Biraz daha bugünkü ifadesiyle örgütlendi, teşkilatlandı ve 1870'li yıllardan itibaren daha çok su yüzüne çıktı ve Sultan Abdülhamit Han'ın başa geçip de efendim idareyi ele almasıyla beraber de artık kadırga patırtılarından tutun da Ermenilerin 1895'lerdeki 21 Anadolu'daki büyük merkezde silahlı isyana kalkışmaları, posta arabalarını soymaları, postacıları öldürmeleri, jandarma müfrezelerine tuzaklar kurmaları, pusular atmaları gibi olaylar peş peşe geldiler. Kürsüden indikten sonra Mustafa Reşit Paşa ilk tebrik eden, padişahtan da önce tebrik eden İngiliz Veliaht Prensi oldu. Yani kral öldüğünde onun yerine geçecek Veliaht Prens. Dedi ki paşa paşa beni yanılttınız Mustafa Reşit Paşa'ya. Biz sizinle İngiltere'de bu konuları konuşurken siz bana şu izini de vereceğiz, bu hürriyeti de bağışlayacağız dedikçe ben Mustafa Paşa herhalde burada memleketinden uzakta hayalini söylüyor diyordum. Ama burada gördüm ki siz o söylediklerinizin de ilerisine geçtiniz. Daha geniş bir hak ve hürriyetler vermeye çalıştınız şeklinde onu ima yolu da olsa tebrik etmiştir. Evet, İngiliz Veliaht Prensi'ni yanıltacak kadar bu geniş idare şekli daha sonra tabii imparatorluğun bölünmesi, parçalanması, ortadan tamamıyla kalkmasına kadar giden bir sürecin ilk marşa basması olayıydı. Ondan sonrası geldi zaten. Motosiklette pedala basarsınız almaz, basarsınız almaz, bir daha basarsınız. Aldıktan sonra da o motosiklet kilometrece yol gider. Maalesef Osmanlı Devleti'nin yıkılışının temelinde de yeri olan ve bugün işte bir Tanzimat Müzesi'yle burada onu anmak için bir mekan hazırlamışlar. Halkın ziyarete de açık vaziyette. Böyle bir kalabalık mekanı sizlere isterdik ki bol bol görüntülerle verebilelim ama tabii bu kalabalığın içerisinde insanların kılığıyla, kıyafetiyle de kimseye bir şey diyecek halimiz yok ama biz isteriz ki ekranımızda ciddi kıyafetli görüntüler, insan kıyafetli görüntüler de olsun. Ama tabii bizim de irademizin dışına çıkıyor. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. İnşallah yarın
daha başka bir tarihi mekanda, yine Sirkeci bölgesinde olacağız inşallah. Başka bir tarihi mekanda sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.